TYT'de de AYT'de Türkçe çok zordu, bu paragraf soruluyor ya. Çok zordu. Ben böyle bir şey görmedim. Nasipse sene olmazsa bir sonraki sene aldı inşallah. Kolay gelsin. Mezuna kaldı bu sene, ikinci senesi. İstediği bölüm olmadığı için biraz iddialı, hedefi belli. İyi hazırlandı. İnşallah tüm çocukların istediği bölüm olur. Temennimiz o. Hepsi bizim çocuklarımız. Tıp istiyor. Ona odaklandı küçüklüğünden beri. Daha doğrusu tıpta da branşlaşmak, cerrah olmak istiyor. Geçen yıl diğer tüm bölümlere puanı yetiyordu fakat istemedi. Hani bir kendini sabitlediği için. O yüzden bu sene biraz daha şey yaptı, hazırlandı. Özel ders aldırdık derseniz. İşte anne baba ne için? Onun için. Eğer bu haber yayınlanıyorsa şunu söylemek isterim. Ben ülkesini çok seven bir insanım, devlet memuruyum. Şimdi çocuklarımız sınava hazırlarken aileler işte dershaneydi, özel hocaydı, şuydu buydu derken çok külfet altına giriyor. Şu anda şu ekonomiye göre devlet memurunun harcamaları belli. Çocukların eğitimi için de ayrıca böyle bir ekstralar oldu mu çok zorlanıyor. Bunun bir de üniversiteden sonraki işte yurtlarda sorumlu, yurtlar çok pahalı. Başka bir şehre giderse ikamet çok pahalı. Çocukların haçlıkları şudur budur, okul masrafları, okul kaydı derken gerçekten aileler. Ya ben belki orta direğim, çok benden düşük aileler var. Ben onlara daha çok üzülüyorum. Benim mesela o kadar tanıdığım yakın kişiler var ki çocukları benim çocuğumdan daha üstte çok. Mesela bir çocuk var, şeyde Türkiye'de dereceye girdi. Çocuk biraz da rahatsızlığı var. Hayatta bir annesi var, kimsesi yok. Çocuk dereceye girdi, belki hani 5'ten 1'di. Çocuk şu an kayıt yaptıramadı. Sanayide çalışıyor bu çocuk. Sadece yokluktan. Bu tür durumlar var. Eğer devlet büyüklerimiz bir kişi bazında değil, tüm çocuklar için böyle bir şey yaparsa, hani çocukların okumasını, mesela şu özel okullar kalsın, ben onu istiyorum. Başada bir özel okul var. Oraya özel, işte %60 bursdan yaklaşık 14 bin falan verdim. Yıllık mı? Yıllık 14 bin verdim. Yani bugün o para 80 bin. Peki çocuğunuz Ankara dışında bir üniversite kazanırsa karşılayabilecek misiniz masrafları? Vallahi gerekirse simit satacağız, yine yapacağız yani şimdi. Ben torunu geldim. Çocuğumu bekliyorum, heyecanlıyım. Mezunuzduk. İşte biliyorsunuz pantenlerden şundan bundan derken çocuklarımız işte... Şimdi heyecanlı bir şekilde, çocuklardan çok biz veliler heyecanlıyız. İnşallah eğitimimiz düzgün bir şekilde düzgün gider. Eğitim üzerinde duruyoruz yani. Bizim geleceğimiz çok önemli. Yani çocuklarımız. Bilgisayar mühendisliği hedefimiz. Çok aşırı, çok aşırı ama ben emekli memurdum. Gerçekten de çok zorluklar da çektik. Yani baya baya hem de şey yaptık yani ama yapacak bir şey yok. Mecburduk yani, yediğimize içimize kıstık. Her şeyden kısaraktan çocuklarımızı eğitim diyerekten mecburen gönderdik. Tabii zorluklarla ama. Ne zor? Ankara dışını kazanırsa masrafını karşılayabilecek. İşte zor, mecburum ama zorluklarla tabii ki. Yani nasıl karşılayacağım onu da tabii çocuğa yansıtmama şeyinden olaraktan da mecburum ama zorluk çok çekeceğim. Hele ki kiralar, yurt mu çıkar mı çıkmaz mı, daha bilmiyorum ne gibi şeylerden karşılaşacağız. Acaba yollayabileceğim mi, yarıdan bırakacağım, okutabileceğim mi diye sıkıntılar var yani. Yok değil. İnşallah Allah'ım korktuğumuzu uğratmadan çocuklarımızın geleceğini ellerine veririz. Ama emekli işte biliyorsun sıkıntılı. Geçim zor. Derdimiz geçim. Yani şehir içindeyken, aynı şehirdeyken karşılamak mümkün değilken şehir dışında hiç zannetmiyorum. Mümkünatı yok yani. 10 bin lira kira verip bir de çocuğun ekstra kitapları, orada kalması, geçinmesi falan çok zor. Bakalım. İnşallah güzel geçsin de sonrasını düşüneceğiz. Evet, evet, oğlumuzu bekliyoruz. İlk defa mı giriyor üniversitesine? Yok, ikinci defa giriyor. Umarım yayınlarsınız bu söylediğim şeyleri. Eğitimin içine ettiler, her şeyin içine ettikleri gibi. Şimdi çocuklarımızı bir yarış içine sokuyoruz. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş kaygısı başlayacak. Neden diye sormuyoruz. Yurt dışına neden gitmek istiyor bu çocuklarımız diye. Yani ülkemizde iş olanağı bulsalar neden gitsinler? Bunun önüne geçmemiz lazım. Ve eğitim sistemi başta olmak üzere ülkenin bütün sorunlarını çözecek kalıcı çözümler bekliyoruz.
devletimizden ve hükümetimizden. Tabii ki şimdi nereyi kazanacak, nerede yaşayacak, nerede okuyacak, bu herkesin ortak sorunu. Bunlar için de kalıcı çözümler bulunması gerekiyor. Ankara dışını kazanırsa yollayacak mısınız? Tabii ki yollamak zorundayız. Yani bu ülkemizin geleceği bu çocuklarımız bizim. Tabii ki yani ekonomik sorunlar herkesi etkiliyor. Yani durumu iyi olanı da etkiliyor, orta gelirliyi de etkiliyor, dar gelirliyi de etkiliyor. Yani etkilemiyor diyemeyiz. Bunun için yani nasıl bir çözüm bulunur bilmiyoruz. Yani devlet tarafından özellikle belediyelerin hepsinin yurt yapması lazım. Türkiye'deki bütün belediyelerin. Yurt sorunu herkesin ortak sorunu. Yani ilave bu yıl bir dershane masrafımız oldu. Ne kadar ödediniz? Yaklaşık 35 bin lira civarında yıllık şey ödedik. Kaç ay boyunca gitti? 10 ay boyunca gitti. 35 bin. Evet. Yani biraz zor geçti, nasıl diyeyim yani. Az soru çözebildim. Çıktınız. Evet, erken çıktım. Biraz felsefe kısmı zorladı. Öyle diyeyim yani. Onun dışında edebiyat bence iyiydi. Yani yapılabilecek derecedeydi. Zor tabii ki. Çok zor. Hem külfetli maddi olarak hem de zor yani. İnşallah başaracaklar. Gönderemeyebiliriz. Maddi koşullar, kalacak yerler. Yani zor. Biz de biraz önce onu konuşuyorduk. Ankara dışını kazanırsa ve okumak isterse ne yapacağız diye. Tabii ki şu ekonomik koşullarda, ülkenin bu durumunda elbette ki zor. Bence birçok veli de aynı şeyi düşünüyor. İnşallah biz de burada okutmayı düşünüyoruz. Ne yapıp edip burada okutmayı düşünüyoruz. Öğrenci olmak şimdi çok zor. Veli olmak ayrı zor. Hiç bizim zamanımız gibi değil. Kiralar çok yüksek. Üstelik ben de bir öğretmenim. Evet, bir öğretmenim. Hep velilerimden de aynı şeyi duyuyorum. Öğrencilerimden bir sürü öğrencim şu anda sınava giriyor. Benim oğlumla birlikte. Herkesin müthiş kaygıları var, endişeleri var. İnşallah hep bir umudumuz da var, güzel olacak diye. Temel şey ne üzerine? Ekonomi, tabii ki ekonomi. Yani koşullar zor, çok zor koşullarda çocuklar. Yani bir kitap 250 lira olursa, bir soru bankası 250 lira, 300 lira olursa bu çocuk bir kitapla da geçiremeyeceği için bu sınav sürecini, kaç tane kitap aldık hatırlamıyorum. Kaç tane yani çok fazla kitap aldık, çok fazla çözdüler. Bunları düşünün yani ve üniversitede çocukların masrafı daha da artacak. Kitap masrafları, başka türlü masrafları ki işte en önemlisi barınma, en önemlisi beslenme. Her şey maalesef gelip dayanıyor ekonomiye. Ya sınav, ya yıllardır zaten sınava karşıyım. Yani 20-30 tane soruyla geleceğini şey yapması, çocukların sıkıntı çekmesi, zaten yıllardır karşıyım yani. Bu 20 değil, 40 senedir, 50 senedir karşıyım. Başarı, çocukları okuyacak, başarısına göre okula gidecek. İlkokuldan ortaokula nasıl yazılıyorduk? Eskisi gibi okuluna gidecek. Orada başarı puanına göre, şeye göre değerlendirip okul alacak bunu. Çocuğunuz Ankara dışında üniversite kazanırsa yollayabilecek misiniz? İmkanı yok. İmkanı yok. Niye? Şu anda niye? Hayat pahalı. Her şey bitti. Yani şu an sadece yaşıyoruz. Nefes alıyoruz. Yaşamıyoruz. Yani gerçekten öyle. Şu an sadece giderlerimizi karşılayabildik mi mutluyuz. Çocuğuna işte hep arkandayız, sırtındayız, yanındayız diyoruz ama sadece ona destek, o manevi destek yapalım. Maddiye desteği geldiği zaman bitti. Ben seneye göre daha iyiydi. İkinci kez hazırlandım. Onun dışında hukuk. Bakalım inşallah bu sene. Evet, Ankara'da. İkinci kez hazırlandım ve bayağı stresli bir dönemdi. Yani TC genci olarak yani. Eğitim şartları olsun, pek güzel bir eğitim verilmiyor maalesef ki. Yaşanan doğal afetler, birçok arkadaşlarımızı kaybettik, yakınlarımızı kaybettik. Zor bir süreçti. Bayağı yoğun bir stresli seneydi, kolay değildi. Ama iyiydi yani, güzeldi. Bütün beyin fonksiyonlarımı harcadım. Beklentiniz nedir? Yani üniversite bitirdikten sonra işsiz kalma kaygınız var mı şimdi? Var tabii ki. Yani çünkü koşullar onu gösteriyor. Yani pek bir fırsat verilmiyor maalesef ki Türk gençlerine. Denemelerden daha kolay geldi bana.
rakiplerime de başarılar diliyorum bu yolculukta. Ne istiyorsunuz bölüm olarak? Ben tıp istiyorum. Olmazsa diş hekimliği. Bakalım inşallah gelir. Yok, ikinci senem benim. Yani tıp okursam yok ama tıp dışında bir yer okursam olabilir. Mühendisliklerde falan. Bir yıllık süreç nasıl geçti sizin için? Zor muydu? Yorucu, çok yorucu geçti. Umarım emeklerimin karşılığını alabilirim. Fizik kolaydı. TYT zaten kolaydı. Bence geçen seneye göre kolaydı. AYT matematik yine geçen senekiyle eşdeğerdi bence. Fenin geneli yine ortalamanın altındaydı bence. Yani kolaylık olarak bence fena değil. Evet, mezuna kalmıştım ben. Ya ilk yıl zaten çok çalışmamıştım aslında. İkinci yılda dershaneye gitmeye karar verdim. Dershaneden de pek verim alamadım açıkçası. Fena değildi yine. Güzel bitirdiğimi düşünüyorum. Bakalım, artık bekleyeceğiz. Ne istiyorsunuz bölüm olarak? Şu an sıralama bazlı bakıyorum. Bölüm spesifik bir şey yok. Peki Ankara dışına ailenizi yollayabilecek mi o zaman? Yollarlar. Yollarlar. Yapacağız bir şeyler. Çocukların için her şey yapacağız. Biz de istiyoruz yanımızda olsun. Kira derdi, yurt derdi yanımızda değil. Aç mı, açıkta mı onu bilmiyoruz ama mecbur, ne yapacağız? Peki işsiz kalma kaygınız var mı? Var. Var. Yani çok var. Daha nasıl cevap verebilirim bilmiyorum. Var, kesinlikle var. Bakalım artık. Hakkımız ailesi. Şöyle ben karşıya geçeyim. Onun için de direkt seni çekiyor. Diyor.